Merhaba sevgili seyirciler. Oktoyusta bugün sizler için çiğ köfte hazırlayacak. Çiğ köftemiz etsiz bir çiğ köfte olacak. Bugün sizlerden çok yoğun istek geldi. Oktoyusta bize bir çiğ köfte hazırlar mısın diye. Efendim elimden geldiğince sizler için güzel bir çiğ köfte hazırlamak istiyorum. Sevgili seyirciler bir kez daha söylüyorum. Çiğ köftemiz etsiz bir çiğ köfte olacak. Neler var malzemelerde? 4 su bardağı çiğ köftelik bulgurumuz var. 4 su bardağı ile hazırlıyoruz. Ortalama 8 ile 10 kişiye yetecek kadar bir çiğ köfte çıkıyor. 4 su bardak efendim su bardağı ince çiğ köftelik bulgur dedik sevgili seyirciler. 1 tane soğan, 4 diş sarımsak. Yani bir çay bardağına bir diş sarımsak gibi düşünelim. Sonrasında efendim neler var içerisinde? 4 çorba kaşığı salça, ikisi domates salçası, ikisi biber salçası. İkişer tane yani. Bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı isot, bir tatlı kaşığı kimyon, iki çorba kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çorba kaşığı toz kırmızı biber, acı ya da tatlı biraz isot acı. O yüzden ben tatlısını koydum sevgili seyirciler. İki tane domates rendesi olacak çiğ köftemizin içerisinde. Biraz da buza ihtiyacımız var. 5-6 duruma göre önce bir 5 tane vereceğiz. Aşamaları birebir göreceğiz. Şimdi öncelikle soğan ve sarımsağı hemen doğrayacağım. Ve doğradıktan sonra çiğ köfteyi hani Oktoyusta daha ortada leğenin yok. Nasıl yapacaksın diyebilirsiniz. Efendim mutfakta işleri kolaylaştıran güzel bir mutfak robotuyla inşallah çiğ köftemizi hazırlamak istiyorum. Çünkü bayağı bir zahmetli böyle 45 dakika yoğurmanız gerekiyor. Yoğurabilenler tabii ki yoğursun ama yoğuramayanları da düşünüyoruz. Ve efendim güzel şöyle mutfak robotumuzda hazırlamak istiyorum. Efendim bismillah diyoruz. Allah'ım ne güzel nimetler verdin. Öncelikle Rabbimize şükrediyor ve hamd ediyoruz. Ve peşinden hemen bir tane soğanı çok ince doğruyorum. Eğer ince doğrayamam derseniz mutfakta çareler bitmez. Rendeleyebilirsiniz. İnce kıyılmış bir tane büyük boy soğan sevgili seyirciler. İnce doğradıktan sonra soğanı biraz daha üzerinden geçmek istiyorum çünkü hiç iri parça kalmaması gerekiyor içinde. İncecik olsun ama az sonra tuz ile soğan, sarımsak birlikte de aynı zamanda ovacağız. Daha da böyle bir güzel suyunu çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra diğer aşamaları birlikte devam edeceğiz. Evet soğanımız doğrandı sevgili seyirciler. Şimdi sıra geldi sarımsağa. Kaç diş? 4 diş sarımsak. Evet efendim şimdi sarımsağı şöyle bir üzerine tak vuruyorum. Suyu çıkıyor, eziliyor sevgili seyirciler. Doğraması kolay oluyor bu yöntemle yaptığımızda. Evet, suları çıktı. Ve hemen doğruyorum ondan sonra. Yemeklerimizi yaparken aynı zamanda sizlerle püf noktalarını da paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. İnce kıyılmış sarımsak, ince kıyılmış soğan. Sonrasında hemen işleme başlayacağız. Doğrama biter bitmez başlıyoruz. Bir kere daha geçeyim şöyle. Sonra Antepli ustalarımız, Urfalı ustalarımız bana kızmasınlar. Soğanlar iri oldu. Da usta daha ince olmalıydı diyebilirler. Ustalara her zaman saygımız vardır. Onlar diyorlarsa vardır bir bildikleri. Evet efendim şimdi soğan ve sarımsak sevgili seyirciler doğrandı. Hemen robotumuzun kazanını alıyorum. Şuraya getiriyor ve kazanın içerisine soğan ve sarımsağı ekliyorum. Normalde çiğ köfte yoğurma leğenleri oluyor. O leğenin içine alınıyor. Bunlar önce bir tuzla soğan sarımsak güzelce bir eziliyor. Ondan sonra diğer malzemeler konuluyor. Biz bu işlemi hazırlayacağımız kazanın içinde yapmak istiyoruz. Yani leğende yapacağımız işlemi burada yapmış olacağız. Evet soğanın sarımsağın üzerine öncelikle bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Size doğru çevireceğim rahat görebilmeniz için sevgili seyirciler. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Çiğ köfteyi herkes çok seviyor. Ben de çok seviyorum.
Önce çiğ köfte tabii ki etliydi ama son zamanlarda da artık etsizi de çok seviliyor. Etlisini yiyen, etlisi de yapılabilir. İnşallah önümüzdeki zamanlarda etlisini de yaparız. Çeşit çeşit çiğ köfteler hazırlamak istiyoruz. Bakın şimdi burada soğan ve sarımsağı ezdim ki aromalarını açığa çıkarmış olduk. Hem de içinde sert sert kalmaması gerekiyor çiğ köftenin sevgili seyirciler. Evet, hemen şöyle 1-2 dakika. Soğanıyla sarımsak yoğruluyor ve artık buradan sonra elimi çıkartıyorum. İşlem mutfak robotumuzla. Ben zaman zaman duyuyorum. Mutfak şefi diyorlar bunun için. Hakikaten de şef yani. İşi kolaylaştırıyor. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Kazanımızı yerine monte ettik. Ve şimdi sıra geldi sevgili seyirciler. Önce bir tezgahımın üzerini temizleyeyim. Ondan sonra temiz çalışalım. Hijyen önemli. Sizlerden bazen zaman zaman uyarı geliyor. Oktay Usta sen eskiden daha titiz çalışırdın. Allah'ın izniyle. Her zaman titiz çalışmak istiyoruz. Hatta şöyle yakın almak istiyorum. Herkesin rahat görebileceği bir alanı. Tamam. Bakın fişi takılı değil. Hep robotlarda, mikserlerde fişlerini çalıştırırken takıyoruz, hemen çıkartıyoruz işlem yaparken. Şimdi 4 su bardağı ince bulgur geliyor kazanın içerisine. İster bunun esmeri var, ister böyle sarı olanı var. İstediğinizi kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Önce soğan, sarımsak, bulgur şöyle bir 5 dakika mikserin içine dönecek. Ondan sonra hatta dönmeden önce ıslatayım da daha işimiz çünkü ses çıkartır orası. Sevgili seyirciler, burada 1 su bardağı isotu ve 2 çorba kaşığı pul biberi, biraz zeytinyağı ile ikisini de ıslatıyorum. Ustalar böyle yapıyorlar çünkü. Zeytinyağı ile şöyle bir güzel pul biberi ve isotu ıslatıyorlar. Aromasının açığa çıkması için. Ve şimdi bunlar burada ıslatıldı. Beklesinler ve şimdi mikseri çalıştırabiliyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, domatesi rendeledim. 6-7 dakika soğan, sarımsakla birlikte bulgur güzelce karıştı. Şimdi ilavelere başlayacağız artık buradan sonra. Şimdi salçalar geliyor. 2 çorba kaşığı domates salçası, 2 çorba kaşığı biber salçası ama öncelikle soğan sarımsakla bulgurun birinci yumuşama yapması lazım. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Salçalarını ekliyorum şimdi. Burada izlemiş olduğum bütün videolar, değerli ustaları takip ettim. Hepsinde de şöyle bir ortak açıklama var. Bulgurun kurumaması lazım. Evet doğru, gerçekten kurumaması gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi bulgurun kurumaması için domatese de ihtiyaç var. Püre domates, yani rendelemiş olduğum domatese, aynı zamanda da buz ilavesinde bulunmamız gerekiyor. Hemen buz getiriyorum. Evet, dondurucudan hemen buz çıkarttım. Şimdi kaç tane buz koyacağız? Öncelikle bir 4 tane koymak istiyorum. 2, 3, 4. 4 tanesini koydum. Bir çalıştırmaya yine devam edeyim. Eldivenim parçalanmış, onu değiştireyim. Evet. Şimdi önce 7-8 dakika çalıştırdık. Sonrasında domates, biraz domates, 2 çorba kaşığı biber salçası, 2 çorba kaşığı domates salçası. 4 tane buzu koydum. Tekrar çalıştırıyorum. Sevgili seyirciler, efendim buzu atınca yanlardan buzu dışarıya atmaya başladı. Ben hemen fişini de çekeyim. Mutfakta çareler bitmez. Aslında bu robotun bir aparatı vardı fakat ben onu takmamıştım. İçini rahat görebileyim diye. Fakat buzu atınca buzlar dışarıya kaçmaya başladı. Dolayısıyla takmam gerektiğini fark ettim. Kaç tane? 2 tanesi gitmişti dışarıya. Onları 2 tane buz daha ilave ettim. Artık şimdi dışarıya kaçamayacaklar. Çünkü buradaki aparat onları kapatmış olacak.
Şimdi takayım hemen. Evet efendim, şimdi yine bir kontrol ediyoruz sevgili seyirciler. Biraz kuruma yaptı. Bakalım şöyle bir kıvamına. Güzel ama biraz sert. Daha bulgurlar biraz daha sert duruyor. Ne yapıyoruz? Hep domates rendesi, buz ilave ederek yumuşatarak ilerliyoruz sevgili seyirciler. Malzeme listesinde bir ürün unutmuşum. Çok özür diliyorum, şimdi hemen onu dolaba koymuştum. Dolapta unutmuşum. İçerisine bir çay bardağı nar eşkisi ilave ediyoruz. Nar eşkisi de geliyor. Şu anda saatime bakıyorum, kaç dakika oldu? 25 geçiyor. Yani şu anda 35 dakika oldu sevgili seyirciler. 35 dakikadır buz ve domates ilavesi, domates ve biber salçasını da ilave ettikten sonra karıştırma işlemi devam etti. Teknoloji mutfaklarda işimizi kolaylaştırıyor. Yoksa leğende yoğurmamız gerekiyordu. İkinci devirde çalışıyorum. Nar eşkisini ilave ettikten sonra domatesle birlikte hemen isotunu ve pul biberini de ekliyorum sevgili seyirciler. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Baharatlarını da ekliyorum. Baharatlarla birlikte karıştırma işlemi devam edecek. Kalmasın içinde. Evet. Ne kadar acı seviyorsanız siz ona göre ayarlayın kendinizi. Çünkü bazı isotlar çok acı, bazısı tatlı oluyor. Böyle herkes damak zevkine göre ayarlayabilir. Şimdi kimyonunu ekliyorum. Kimyon, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı karabiber, bir çorba kaşığı toz kırmızı biber tatlısı. Çünkü diğerlere baktım bayağı acı. Ondan dolayı geriye ne kaldı? Sadece zeytinyağımız kaldı. Özleştirme işlemi devam ediyor. Sevgili seyirciler, şimdi çiğ köftemizi tekrar kontrol etmek istiyorum. Kıvamını, aralarda tadına baktım, bayağı sağlam acı olmuş. Siz baharatlarınızı ona göre ayarlayın. Evet, kıvam gayet güzel. Toplamda kaç tane? 4-7 tane buz kullandım. Önce 4 tanesini atmıştım, aralarda 2-2. Son olarak da bir tane daha ilave ettim. Şimdi zeytinyağının önce bir yarısını dökeceğim. Sonra diğer aşamayı dökeceğim ki fazla gelmesin. Kontrol edeyim. Sadece bir tur attıracağım. Bakalım yağ oranına. Çünkü bunu yedirten aynı zamanda da yağ. Bakalım şöyle sıktığımızda güzel, parmaklara yapışıyorsa tamam demektir. Yani zeytinyağının toplamda o ıslatmalarla birlikte isotla pul biberi de ıslattığımla birlikte sevgili seyirciler, toplamda 1 su bardağı zeytinyağı o zaman kullanmış olduk. Buradaki zeytinyağının tamamını kullanmadım. Yarıdan biraz aşağıda. Bu kadarını da pul biberle isota dökmüştüm çünkü. Renk güzel, acısı bayağı sağlam. Siz damak zevkinize göre kendinizi ayarlayın. Şimdi ben buradan kazandan bir tabağı alacağım ve sıkma işlemi başlayacak. Sevgili seyirciler, etsiz çiğ köftemiz şu anda hazır. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Mutfak robotu da bayağı bir işi kolaylaştırdı. Daha önce ben hiç mutfak robotunda çiğ köfte hazırlamamıştım. Hep o elle yoğurulma işlemini yapmıştık. Ama hakikaten güzelmiş. Şimdi sizlerle sevgili seyirciler detayları da paylaşacağım. Evet, bak getiriyorum. Parmaklarla şöyle hatta görelim. Renk, parlaklık, yağın kıvamı da çok güzel olmuş. Aynı zamanda sevgili seyirciler bakın. Parmaklar izler geçiyor. Harika bir çiğ köfte. Ev ortamında hazırlandığı zaman böyle heyecanla ev halkı çıkacak olan bir güzel çiğ köfteyi bekliyorlar.
Efendim ister robotta ister elinizle leğende hazırlayabilirsiniz. Bu çiğ köftenin tüm detaylarını videomuzun alt kısmındaki açıklamalar bölümünde yer vereceğim sevgili seyirciler. Oradan da bakabilirsiniz. Güzel oldu. Hem pratik, ortalama süre olarak 55 dakika civarında sürdü. 55 dakika ile 1 saat arasında bir zaman değişkenliği gösteriyor. Bir de çiğ köfteyi hazırlarken robotunuzu birinci, ikinci devirlerde çalıştırmanızda fayda var. Çok yükseğe mümkün mertebe almayalım. Özellikle buzu aldığımızda böyle çattır çuttur bir sesler çıkartıyor. Sevgili seyirciler, insanı da biraz korkutuyor. Evet, şimdi efendim gayet görüyorsunuz parmak izleri de çıkıyor sevgili seyirciler. Hatta şu çiğ köfteyi siz hazırlayın. Sonra da bu sıkma bölümünü çocuklarla birlikte yapın. Güzel olur, keyifli olur. Yavruların böyle parmak izleri de geçer buraya. Heyecanla çiğ köftelerini sıkmış olurlar. Şimdi porsiyon olarak hemen bir ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Sevgili seyirciler, bir çay bardağı bulgur bir kişiye göre hesaplanıyor. Ama neye göre? Tabii onu ben tam bilemiyorum. Çünkü bu Antep, Urfa, Adıyaman ülkemizin farklı bölgelerinde de hazırlanıyor. Çok çiğ köfte sevenler için herhalde bir çay bardağı yeterli oluyor. Ama bizimki 8 çay bardağından 4 su bardağı su bardağı 8 çay bardağı yapıyor. Çok güzel bir çiğ köfte ortaya çıkmış bulunuyor. Az sonra limonunu ve maydanozlarını koyup süsleme bölümüyle devam edeceğim. Sevgili seyirciler, şimdi çiğ köftemiz hazır. Çiğ köftenin ortasına bolca maydanoz, nane, turp, mevsime göre Allah ne verdiyse hepsinden koyabilirsiniz. Biraz çeşitliliği artırmakta da fayda var. Şimdi ben buranın etrafına maydanozla birlikte limonlar koymak istiyorum. Limon, maydanoz güzel oluyor sevgili seyirciler. İştahımız yoksa iştahlarımız da açılıyor. Harika bir efendim çiğ köfte ortaya çıktı sevgili seyirciler. Etsiz çiğ köfte. Allah izin verirse başka videolarımızda etlisini de yapmak isterim. İnşallah diyoruz ileriki zamanlarda. Şimdi çiğ köftemiz şu anda servise hazır. Bir de Oktay Usta elinde görelim şöyle limonuyla, maydanozuyla, yeşilliğiyle diyebilirsiniz. Bir tane de öyle hazırlamak istiyorum. Yeşillik koyuyoruz, maydanozunu koyuyoruz sevgili seyirciler. Bir tane de şuradan şöyle güzelce çiğ köftesini koyuyor. Sonra limonunu sıkıyoruz. Bakın burada kesilmiş limonun var mı? Var. Kesilmiş limondan da bir tane sıkayım üzerine. Hani doku testi istiyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım doku testi için. Evet. Allah Allah. Limon geliyor. Sonra şöyle şuradan baş parmağınızla bastırıyor. Yanlardan sıkıştırıyorsunuz. Şöyle. Ve gidiyor. Ama yemiyorum. Prensip gereği sevgili seyirciler yeme içme yapmıyorum. Sizler için sadece doku testini bu şekilde dokunabiliyorum. Evet efendim, ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan sizler için güzel nefis bir çiğ köfte tarifi. Hem pratik hem kolay çünkü mutfak robotuyla yaptığımız için çok kolay sevgili seyirciler. Diğer videolarımızda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlık kalın, Allah'a emanet olun.